başta bugün sabah da takip ettiğim Sinan Ateş cinayeti, Ayşe Ateş'in ve Sinan Ateş'in kıymetli annesinin gözyaşları içindeki ifadeleri, beyanları üzerinde konuştuk. Tabii iktidarın önünde iki seçenek var. Birincisi adaletin önünü açabilirler ve o zaman herkesin içi rahat eder. İkinci seçenek ise bir sis perdesi indirebilirler ki öyle bir gayretten rahatsızlıklarımızı ifade ediyoruz. Bu sefer adaletin gelmesi bizim iktidarımıza kalır, iktidarın değişimine kalır. Ama eninde sonunda gelir. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan olaylar, bu olayların buraya gelmesindeki temel sorumluluklar üzerinde de görüşlerimizi birbirimizden paylaştık. Bugün Türkiye'nin çözülmesi gereken bir sığınmacı sorunu, Türkiye'nin düzensiz göç sorunu, kaçak göçmen sorunu vardır. Ve bu sorunun çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak en kuvvetli inisiyatifi alacağımızı bu seçim süreci bittikten sonra söyledik. Ülkemizin en önemli gündemi hiç şüphesiz yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçak ve her gün 1000 ile 1250 kişi sınırlarımızdan geçerek Türkiye'ye girip değişik illere dağılıyorlar. Bunların durdurulması, bu sayının azaltılması konusunda bazı somut ve yasal düzenleme gerektiren önerilerimiz vardı. Bu önerilerimizi Sayın Genel Başkan'a ve Cumhuriyet Halk Partisi heyetine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üzerinde düşünülmesi için ilettik. Bu Türk milletinin 2000 yıldan beri işaret. Bozkurt'ta karşılaşanlar birbirlerine Türk olduklarını göstermek için bozkurt yaparlar. Bu herhangi bir siyasi partiyle ilgisi yok. Bence Alman devletinin bozkurt yapanlarla değil de Hitler işareti yapanlarla uğraşması daha isabetli olur. FIFA'nın harekete geçmesi, UEFA'nın harekete geçmesini doğru bulmuyoruz. Ama bu tartışmayı Türkiye'de köpürtmek, büyütmek ve bir siyasi çekişme noktasına getirmeye çalışmak başta milli takıma zarar verir. Bu konuda herkesin duyarlı davranması gerekiyor. Bir tek bu konuda, bu işaret konusunda özgürlükçü olmak lazım, sıkıntı yok. Biz hep öyleydik. Ama bundan birkaç yıl önce bir genç sporcumuz bu sefer zafer işareti yapınca bugün bu işaretin özgürlüğünü savunanlar tarafından linç edilmişlerdi. Onları kendi tutarlılıkları açısından kendilerini sorgulamaya davet etmek lazım. Teşekkür ederim.